Sayın Başkanım, Sayın Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarım, Sayın Belediyemizin çok kıymetli çalışanları ve Sayın Basın. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Başkanım da biraz önce deyince Can Azerbaycan'la ilgili 1992 yılında her şey Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgaliyle başladı. Daha sonrasında Hocalı katliamı, çeşitli zulümler. Şimdi ben hukukçu olduğum için gayet iyi biliyorum. Bu Hocalı katliamında şöyle bir şey oldu. Orada bulunan vatandaşlarımızın tamamını öldürdüler. Azeri vatandaşlarımız. Sebebi şuydu. Öldürmeyip de göç ettirseler de Uluslararası Adalet Divanı'na başvurabilirler. Veya AGİT'e başvurup tazminat hakları olabilirdi. Bunu yapmayıp Ermeniler tamamen bir katliam yaptılar. O zamanki Türkiye'nin şartlarında biz buna seyirci kaldık. Daha öncekiler 1945 yılında 146 tane Azerbaycanlı kardeşimiz, aydın olan Azerbaycanlı kardeşimiz Türkiye'ye sığındı. Aras Nehri'ni geçip Boralpan Köprüsü'nden Türkiye'ye gidiyor. Girdikten sonra o zamanın hükümeti Stalin'in baskısıyla diyor ki bunları geri göndereceğiz. O zaman Aras Nehri'nin yakınındaki Karakol'un komutanı günlerce teyit ediyor bu kararı. Diyor ki iade edeceğiz. O zaman hükümeti diyor ki kesinlikle iade edeceğiz. 1945 yılı. Boraltan Köprüsü'nde teslim ediyorlar bu Azeri kardeşlerimizi. Boraltan Köprüsü'nü geçer geçmez Rus askerleri bunların elini kolunu bağlayıp infaz edip ve Türkiye'ye yine seyir. Bununla ilgili bize yapılan bir ağıt var. Türk milleti olarak. Azerbaycanlı şair Almaz Yıldırım. Bu diyor ki o zaman için Boraltan bir köprü aşar geçer arası Yusan arasıyla çıkmak hücum karası merhamet parası düşman bekler karşıda önüne kattı beni can alınan çarşıda kardeşim sattı beni. Bizi size öldürün, vermeyin Rus'a. Yakışmaz Türklüğe, sığmaz namusa. Bununla ilgili bir ağaç yapılmış. Şimdi, Azerbaycan da kuvvetli, Türkiye de kuvvetli ve Ermenistan saldırdı. Bundan bir ay önce Gürcistan diyor ki, Türkiye'ye, bakın diyor, Rusya sürekli hem hava sahamızdan hem kara sahamızdan silahlar gönderiyor insan. Biz burayı kapattık diyor. Hem hava sahamızı hem kara sahamızı kapattık diyor. Bunun üzerine Türkiye bütün önlemlerini alıyor. Tatbikatlar yapıyor, bilmem neler yapıyor. Onları siz de basından duymuşsunuzdur. Daha sonrasında ise televizyonlarda çıkıyor. Malum kesimden zamanında hepimiz Ermeniyiz diyen kesimden birileri diyor ki korkarım ki Türkiye diyor hem silah yardımı yapıyor Azerbaycan'a hem de askeri güç gönderiyor. Ne yapacaktık? Seyir mi edecektik? Yine mi Azerileri katledeceklerdi? Yine mi Azeri vatandaşlarımıza soykırım yapacaklardı? Bunu mu istiyor? Biz artık güçlü bir ülkeyiz. Ve bizim istemediğimiz bu coğrafyada hiçbir şey olmaz. Eskiden yok artık öyle bir dünya. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'nin haberi olmadan yaprak kıpırdamaz burada. Bunları söyleyerek sözlerime son veriyorum. Can Azerbaycan'ın yanında büyüklerimizin de dediği gibi nasıl istiyorlarsa İHA'mızla, SİHA'mızla, savaş uçaklarımızla, askeri gücümüzle tamamıyla onların yanındayız. Allah ordumuzu muzaffer eylesin,
kılıçları keskin olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Evet.